Merhaba. Konservasyon çok geniş bir terim. Burada yaptığımız bütün aktiviteler konservasyon kapsamına girebilir. Mesela tedbir olarak yaptığımız işlemler, analizler, sanat eserlerinin kimliklerini doğrulama, sergiye hazırlama, sergi koşullarının kontrolünü sağlama ve tabii ki restorasyon. Restorasyon genelde nesneye fiziksel değişiklikler uygulanmasını gerektiren konservasyon yöntemidir. Son birkaç yılda Getty'de gerçekleştirdiğimiz en ilginç restorasyon projelerinden biri, neoklasik Fransız eserlerinden Léa La restorasyonuydu. Bu yatağı ilk defa 1981 yılında görmüştüm. Paris'te yaldızlama konservasyonu tekniklerini öğrenmek üzere bir atölyeye gitmiştim. Monsieur Goujon'un atölyesinde oraya restorasyon için gönderilmiş olan bu yatakla karşılaştım ve görür görmez kalitesi ve zarafeti aklımı başımdan aldı. Ancak 1994'e kadar bu yatağı getiye getirmemiz mümkün olmadı. Bu tarz yataklar yüksek statülü, çok fazla varlığı olan ve lüks içinde yaşayan insanlara yapılırdı. Onu çok özenli bir şekilde restore etmemiz gerektiğini biliyorduk. İki buçuk sene boyunca inanılmaz yoğun çalışmalar yaptık. 10 farklı uzmanla yatağın oymalarını, altın kaplamasını ve boyasını restore ettik. Üzerindeki bazı malzemeleri yeniledik. İpekten kumaş dokuduk, püsküller ve aksesuarlar yaptık. En son olarak döşemelerini yaptırdık. 18. yüzyılda bu tarz bir yatağın döşemesi oldukça önemliydi. Kumaşların iç mimaride de çok önemli bir yeri vardı. İnsanlar kumaşlara çok büyük paralar yatırırdı. Yatağın orijinal döşemesini biliyorduk ve yeni kumaşı ona uygun olarak dokutmak istedik. Ama bunlar tahmin ettiğimizden de daha pahalıya patladı. Bundan dolayı biz de döşemeleri biraz daha sade tutmaya karar verdik ve daha uygun bir kumaş seçtik. Bu sefer de orijinal kumaşa pek benzetememiştik. Kumaşın tekrar üretilmesi için Lyon'da bulunan Prelle Püsküller ve yatak kenarları içinse La Passementrie Nouvelle adlı bir firma ile iletişime geçtik. Yaldızlı dantelin yapımı gerçekten inanılmaz. Bu genel olarak döşemedeki bütün süslemelere uygulanıyor. Püsküllerde, yatak kenarındaki işlemelerde, çiçek desenlerinde ve düğmelerde bunu görebiliriz. Temel ögeleri ince ipek kumaş sarılarak yapılıyor. 18. yüzyılda bunu yapmak için katgüt kullanılırdı. Daha sonra ipek ipler birbirleri etrafında değişik şekillerde döndürülerek sarılıyor. İnanılmaz bir süreç ve tamamıyla el yapımı. Oymaların ve yaldız kaplamaların restorasyonu için yatağı sürekli atölyeler arasında götürüp getirmemiz gerekti. Her bir parça oymacının atölyesine götürüldü. Orada eksik parçalar yerlerine yapıştırıldı. Ayrıca oymacı kaybolan detayları tekrar yaptı. Yatağın 20. yüzyılın başlarında çekilen fotoğraflarını bulmamız çok işimize yaradı. Eğer fotoğrafları keşfetmeseydik ne yapardık bilmiyorum. Çünkü üste ortada bulunan parçadan haberimiz yoktu ve en zor kısım da orasıydı. Bu yatağı 18. yüzyıl Fransız dekoratif sanatı ile alakası olmayan kişilere gösterdiğimde neredeyse bir ders kitabı işlevi görüyor dekoratif sanatın o toplumdaki önemini gerçekten güzel vurgulayan bir eser. Sonuçta bunlar statü sembolleriydi. Sadece güzel bir uyku için tasarlanmış değildi. Hoşçakalın.